Türk dünyasının sevilen isimlerinden Bakşı Şaman Selenge'nin 2024 yılı için kaptığı 32 kehanetinde kullandığı metafor ve şifrelere dair yorumlarımızın yer aldığı 4 bölümlük serinin son bölümüyle karşınızdayız. İzlemekte olduğunuz bu bölümde 25 ile 32 arasında kalan son 8 kehanetine yer vereceğiz. İlk 24 kehanete dair yorumların yer aldığı serinin ilk 3 bölümünün linkini açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. 32 kehanetin özgün hallerinin yer aldığı videolara ulaşmak için ise YouTube'un katıl özelliğini kullanarak kanalımıza üye olmanız gerekiyor. Bunun için videonun açıklamalar bölümünde yer alan linki tıklayarak Şaman Selenge Kehanetleri yazan sekmedeki işlemleri tamamlamanız yeterli olacak. Bu kısa açıklamalardan sonra, eğer hazırsanız ayrıntılara geçelim. 25. Kehanet, Küçük ihtiyar Dişi Fidan Selenge'nin bu yılki birçok kehaneti gibi bir körmöz tarafından getirilen ve açıkça ölüm habercisi olan orsuz bir kehanette karşı karşıyayız. Ölecek kişi hakkında kullanılan küçük, ihtiyar, dişi ve fidan metaforlarıyla bir tarif yapılmış. Biz buradan yaşlı ve milyon görünümlü bir kadından söz edildiği izlenimi edindik. Ancak hem ihtiyar hem de fidan nasıl oluyor diye sormadan edemiyoruz. Belki de bir isim ya da lakap gizlenmiştir. 26. Kehanet, Bir tane göl ve yedi tane ırmak Şaman Selenge'nin belki de en ürkütücü kehanetiyle karşı karşıyayız. Körmöz tarafından getirilmesi bir yana yine kitlesel ölümlerin tarif edildiği bir felaketi haber verdiğini hissediyoruz. Selengen'in dizelerinde birçok farklı metafor var. Bu metaforlar, hem felaketin niteliğini, hem büyüklüğünü hem de yerini tarif ediyor. Buzlu dağlar, kar düşmüş ovalar, bin tane göl ve yedi ırmak gibi yer tarif eden metaforlar dışında çamurlu akan sular, Taş yorganların altında uyuyanlar ve kurtulduklarına sevinemeyenler gibi gerçekten endişe verici metaforlar içeriyor. Eğer kehanetlerden bir tanesinin hiç gerçekleşmemesini sağlama hakkımız olsa, emin olun bunu iptal ettirmek isterdik. 27. kehanet, büyük sıfırlama için yeni kolboy. Yine Körmözlerin sahne aldığı, endişe verici metaforlarla dolu bir kehanette karşı karşıyayız. Büyük sıfırlama metaforuyla tanımlanan çok büyük çapta bir siyasi gelişmenin haber verildiğini düşünüyoruz. Ancak bu sıfırlamanın olması için beklenen yeni kovboy, bizce 2024 sonunda yapılacak Amerikan başkanlık seçimleri olsa gerek. Kürenin yeni efendileri metaforu, büyük olasılıkla dünyayı yöneten küresel sermayeyi anlatıyor yeni kovboy gelinceye kadar orta dünya ve Mayıs güneşinde yanan ülkelerde büyük sıfırlamanın hazırlıkları yapılacak. Sonrasında ise Kızıl Çar ve Osman'ın ülkesi hedeflenecek. Eski dünya bile değişimden etkilenecek. Günün sonunda sıra uzak dünyayı küçültmeye gelecek. Tüm dünyada köklü siyasal değişiklikleri hedefleyen güçlerin, 2024 yılında hazırlıklarını tamamlayıp sonraki senelerde düğmeye basacaklarını düşünüyoruz. 28 kehanet kravatlı akrebin kalbi duracak. Yine bir ölüm kehaneti olmasına rağmen bir yeyücü tarafından gelmesi nedeniyle hayra yormaya gayret ettiğimiz dizelerle karşımıza çıkıyor. Kravatlı akrep metaforu kötü niyetli siyasetçi, devlet adamı ya da diplomatlar için kullanılan bir metafor. Beklenmedik bir ölüm olacağı için şaşıranlar olacak ancak bunun ötesinde çoğunluk kaldırış etmeyecek ve çabuk unutulacak. 29. Kehanet, Ölüm Öldürene Çok Kolay Bu defa karşımızda bir körmüz kehaneti var. Metaforlara bakılırsa teknoloji kullanılarak düzenlenen bir suikast haber veriliyor. Kim ya da kimler ölecek ve kim öldürecek, bunu söylemek zor ancak ölüm biçimi net biçimde tarif edilmiş. 30. Kehanet, Taşları Okuyan ilmi Kadın Şaman Selenge'nin muhtemelen bir kadının ölümünü haber veren bu kehanetini de bir körmöz getirmiş. Ölen kişi, ilmi sıfatıyla tarif ediliyor ve taşları okuduğu not ediliyor. Ölüm haberini, aldakçı ham metaforundan ve sonra başına bir taş dikileceğinin söylenmesinden anlıyoruz. Örecek kişi hakkında bir tahminimiz var ancak kanalımızın ilkeleri gereği bunu açıkça dile getirmeyi uygun görmüyoruz. 31. kehanet, kara kaslılar renkleri değiştirmek istiyor. Ne yazık ki yine bir körmüsün sahne aldığı bu kehanette renk metaforlarının hakim olduğunu görüyoruz. Kara kaslılar diye isimlendirilen bir topluluk Essekip denen bir yerde, renkleri değiştirmek isterken buna karşı çıkan ve hem ormandan hem de denizden gelen güçler onlara engel olmak isteyecek diye anladık. Bize göre bir savaşa ramak kalma durumu haber veriliyor. Belki de daha fazlası. 32. Kehanet, Testereli Adam ve Kralın Adaları Haberin kaynağı yine bir körmöz kralın adalarını isteyen testereli bir adamdan söz ediliyor. Açıkçası birçok selenge takipçisi gibi biz de testereli adamın Arjantin'in yeni devlet başkanı Miley'den bahsedildiğini düşündük. Bu durumda kralın adaları bir zamanlar Arjantin ile İngiltere'yi savaşa sürükleyen Falkland adaları olsa gerek. Kehanet dizesini bir bütün olarak okuyunca bunun gerçek amacının adaların ele geçirilmesinden ziyade Arjantin halkını kandırmak olduğu anlaşılıyor. Şaman Selenge'nin 2024 ve sonrası için açıkladığı 32 kehanetin yorumlarını içeren 4 bölümlük serimizin sonuna geldik. Selenge'nin 2024 kehanetlerinin tamamını ve bundan sonra açıklayacağı tüm kehanetlerin özgün hallerine ulaşmak için YouTube'un katıl özelliği üzerinden kanalımıza üye olmanız yeterli olacak. Bunu yapabilmek için videonun açıklamalar bölümündeki linki tıklayarak Şaman Selenge kehanetleri sekmesindeki işlemleri tamamlamanız yeterli olacak. Bizi izlediğiniz ve kanalımıza abone olduğunuz için teşekkür ederken, 2024 yılının tüm insanlık ilemine mutluluklar getirmesini diliyoruz.